Bugün bir videoda da birlikteyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en son o köylü başkanı yani belediye başkanı suya atmıştım. O bölümler şu an başka bir seri çekilecek arkadaşlar. Sabırsızlandığınızı biliyorum. Neyse arkadaşlar. Burada da farklı kategorilere yani farklı türden canlılar atacağız arkadaşlar. Bu canlılardan hangisi bu altın kılıca mesela daha çok dayanıyor? O canlıyı bu 6 canlı arasında birinci seçeceğiz. Sizin yorumunuza da 6 canlı ile 6 canlı yazın. En çok hangi canlıdan çok seçilmişse onu da koyacağım arkadaşlar buraya. Ben bu videoda şunları seçtim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir pigmen, bir spider, bir slime, bir kurt, bir köylü ve son olarak bir de cadı seçtim arkadaşlar sizin için. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Yani beğeneceğinizi umuyorum. Hemen ilk yumurtam pigmeni alıyoruz arkadaşlar. Pigmen. Yani domuz adam. Hemen uçuş koordinasyonu yapıldı. Domuz adamı koyuldu arkadaşlar. Domuz adamdan da almayacağım. Hemen pigmeni bırakıp yerine bir örümcek alıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu örümcek zehirli örümcek değil. Diğer bölümlerde de zehirli örümcek de koyabilirim. Bir slime alıyorum. Hepiniz slime'ı biliyorsunuzdur. Minecraft'ta çok kullanılıyor. Özellikle yeni çıkan Minecraft'ta. Yani bu Minecraft'larda çok kullanılıyor. Slime zıplıyorlar. Ama bir de o değil, büyüğü var bir de bunun. Ben ilk önce büyüğünü mü denesem küçüğünü mü? Neyse. Sıra sıra deneriz artık. İlk başta büyüğünü vururum. Neyse slime'ı da koyalım. Ve bir kurt alıyoruz arkadaşlar. Bana sorarsanız kurdun fazla sihirli kılıçlara dayanma gücü olamaz yani. İmkansız ötesi gibi bir şey. Yani kurt yani dayanamaz yani ya. Yanlışlıkla kurt bıraktık doğaya. Şimdi koyunlarımızı yiyecek de bu sefer dert olacak. Köylüler nasıl geçimini sağlayacak? Uçuş modu açıldı. Kurt. Ve şu an bir şey daha bölmelik yer kalıyor mu? Bir gidelim. Sanki kaldı. Hayır kalmamış. Cadı vardı. Cadıyı yani en çok burada dayanacak adam Pigmen olabilir. Bana sorsanız Pigmen kazanacak. Yorumlardan şu an yorumlara yazmanız için saniyeler vereceğim. Sonra yorumları okuyacağım. Yani beni seviyorsanız Selim yazın. Selim abiyi çok seviyoruz. Eğer Ertuğrul'u seviyorsanız Ertuğrul yazın. Eğer Turgut'u seviyorsanız Turgut'u yazın. Ama şu an o köyden çok uzaktayım yani. O köy nerede bakılırsa ta şuralarda bir şey. Tam şuralarda bir yerde. Şura. Neyse videoya başlıyorum arkadaşlar. Sizin de izninizle hemen uçuş koordinasyonu. İlk önce pigmenim bir sihirli elmas kılıçla döveceğim. Bunlar şu an bana hiçbir zarar veremez. İki vuruşta ölüyor pigmen. İçinden de şaşıracaksınız altın çıkıyor. Bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Şimdi pigmen bunda iki vuruşta ölüyor. Peki pigmen sihirli altın kılıçta kaç vuruşta ölüyor ki? Sihirli altın kılıçta. Hepsinden bence bir tane almalıyız ya. Pigmen. Pigmenden bir tane. Peki pigmen sizce altın kılıçta kaç tane vuruyordur ki? Deneyelim. Altın kılıçta bir de deneyelim. Bir, iki. Altından da iki çıktı. Altından da iki vuruş dönüyor. Şu an altınla elmas kılıç büyümüştü. İkisi de aynı güçte şu an gözüküyor. Peki saf altından ve saf elmastan ne kadar yiyor pigmen? Bir onu da bakalım arkadaşlar. Saf altından ne kadar yiyor? İlk bir buna bakacağız. Hemen pigmenimizi bırakıyoruz. Ve saf altından 1, 2, 3, 4, 4 tane. Saf altından 4 tane yiyor. Bu küçük pigmen. Tabi arkadaşlar hatırlarsanız çok eskilerden pigmen, küçük pigmenler böyle gözüküyordu. Hala da böyle arkadaşlar. Biz saf altında küçük pigmeni vuralım. 1, 2, 3, 4. Saf pigmenle şeyin gücü de aynı büyük pigmenin. Bu yüzden slime'la küçük slime'ın da aynı olacaktır büyük bir ihtimalle.
Neyse, elmas kılıçla büyük bir pigmeni öldürmeye çalışırsak kaç tane vuruş dönüyor? 1, 2, 2. Yani elmas kılıcın normali de pigmeni 2'de öldürüyor. Büyülüsü en yüksek seviyede de 2'de öldürüyor. Yani elmas kılıç çok ötesinde, yani altından iyi bir şekilde tasarlanmış. Neyse arkadaşlar. Pigmen gördüğünüz gibi zaten yapıldı. Şu an pigmen şu an elmas kılıçtan sihir gücüyle 2 vuruşta saf 2 vuruşta ölüyor. Pigmen altın kılıçla 2 vuruşta, saf altın kılıçla 4 vuruşta ölüyor. Büyülü altın kılıçla 2 vuruşta arkadaşlar. Bunu unutmayalım hemen. Neyse, sıradaki şeyimiz ise ne olsun? Bir şey yapalım arkadaşlar. Deneme olması için sıradaki şey neydi orada? Hemen bakalım. Örümcek. Örümcek alıyoruz arkadaşlar. Bir örümcek. Bir örümcek. Bakalım. Saf elmasta kaç vuruşta ölüyor? Bir vuruşta saf elmasta ölüyor abi. Saf şeyde zaten daha denemeye ihtiyaç duymadan canı azaldığı için. Yani hiç örümceğin gücünü hiç hesaba katmasalar bileymiş ya. Örümcek tek atıyor hepsi örümceğe. Hani örümcek şu an pigmenden düşük bir seviyede arkadaşlar. Örümcekle sakın pigmeni karşılaştırmayın. Çünkü pigmen tek atışta örümceği bitirir. Sihirli örümceği de merak ediyoruz. Sıradaki şey slime. Bir slime en fazla altın kılıçla 1, 2, 3, 3 vuruşta ölüyor. Bunlar ürüyor bir de. 1, küçükleri de ürüdüğü için 3 vuruşta ölüyor. Şimdi bunların hepsini öldürsek bir balçık topu elde ediyoruz. Ama bir öldürmek lazım. Bana cani demeyin. Oyunun şartları bu. Arkadaşlar. Neyse. Bir slime bir altın kılıçla, yani saf altınla 3 vuruşta ölüyor. Pigmen saf altınla kaç vuruşta ölüyordu? Pigmen saf altınla 4 vuruşta ölüyor. Pigmenle karşılaştırırsak slime pigmene göre daha güçsüz bir yapıya sahip. Hemen daha büyük slime yok mu ya şurada? İşte. Saf slime altın kılıçla ne kadar ölüyor? Altın kılıçla 2 vuruşta. Sihirli altın kılıçla 2 vuruşta öldü slime. Sihirli altın kılıçla 2 vuruşta ölüyor. Ne öğrendik? Pigmen sihirli altın kılıçla o da 2 vuruşta ölüyordu. Yani şu an kapışacak olanlar pigmenle bu olabilir yani. Peki slime, büyük dev slime. Dev slime istiyorum. Dev slime. Dev slime. Dev slime. Küçük slime istemiyorum. Dev slime. Evet. Tabi saf altınla 3 vuruşta. Sihirli altınla 2 vuruşta. Saf elmasta kaç vuruşta oldu? 1, 2. Saf elmasta 2 vuruşta. Saf altınla kaçtı? 3 vuruştaydı. Sihirli altınla 2 vuruşta. Bunda direkt 2 vuruşta, saf elmasla 2 vuruşta indiriyorsan diğerini düşünmek bile istemiyorum. Bakalım. Sihirli elmasla 1, 2. Saf elmasla altında direkt 2 vuruşta halloluyor. Pigmenle bence bu da yarışamaz. Yine. Neyse arkadaşlar. Hemen gidelim de sabah olunca yine buluşuruz. Sabah oldu arkadaşlar. Yine devam ediyoruz. Tabii şu an pigmene sadece altın, saf altında pigmen 4 vuruşta ölüyor. Bu 3 vuruşta ölüyor. Yani slime ile pigmen neredeyse eşit. Bir kurt sihirli elmas kılıçla bir defa ölüyor. Kurt yumurtası. Kurt yumurtasını alıyoruz. Slime yumurtasından kurtulmak istiyorum artık. Kurt yumurtası sihirli altınla 2 vuruşta ölüyor. Sihirli altınla pigmen de aynı güçte yani. Altın vuruşlarda. Saf küçük kurt. Saf kurt. Bir kurt saf bir altınla 1, 2. 2 vuruşta ölüyor. Saf altınla pigmen kaç vuruşta ölüyordu? O da saf altınla 4 vuruşta ölüyordu.
Sonra bakılınca pigmen yine bir düşüklükte kalıyor. Bir kurt saf elmasla bir vuruşta ölüyor. Pigmenle yarışacak kadar gücünü olduğunu düşünüyor musunuz? Ben düşünmüyorum. Slime ile yarışabilir mi? Yani saf altında iki vuruşta ölüyor. Saf elmasta bir vuruşta ölüyor. Sihirli elmasta bir vuruşta ölüyor. Sihirli altında iki vuruşta ölüyor. Yani pigmenle yarışamaz. Slime'la da az çok yarışamaz yani. İnanmıyorum slime'la da yarışabileceğine ama güzel. Şimdi bir köylü. Köylü yumurtası hemen alalım. Köylü. Bana bir köylü lazım. Köylü. Hayır kurt kalsın yani. Köylüyü istiyorum. Kurt en azından hani slime'dan bıktım artık ya. Hayatım boyunca neredeyse Minecraft'ta slime kullanmam ya, o kadar. Neyse, köylü. Bir köylü saf altında 2 3 vuruş deniyor. 3 vuruş. Bir pigmen 4 vuruşta. Şu an slime'la saf altında aynı vuruşta yaşıyor. Yarışıyor yani. Köylüye helal olsun diyeceğiz. Bir köylü saf yani büyülü elmas 2 vuruşta ölüyor. Pigmen de 2 vuruşta ölüyoruz. Büyülü elmaslı arkadaşlar. Bir köylü yani bir koruma diyelim doğrusu. Bir koruma yani köylü 1 2 3 vuruşta saf şeyde ay büyülü elmasta şey büyülü altında pigmenden daha cesur. Yani büyülü altında pigmen 2 vuruşta ölüyordu. Köylü büyülü altında 3 vuruşta ölüyor. Köylü şu an pigmenden bir tık üstte gözüküyor. Pigmen son bir şey kalıyor. Büyülü büyüsüz bir elmastan da 2 vuruşta ölüyor. Pigmen büyüsüz bir elmastan ne kadar ölüyordu? Bir ona bakalım ve kazananı galibiyetini gösterelim. Eğer şu an aklım çok karıştı. Siz de kimin kazandığını düşünüyorsanız yorumlara yazın. Pigmen mi köylü mü? 1-2. Ama biz elma saf elmas deneyecektik ya. Saf elmas 1-2. Saf elmaslı 2. Köylü ile pigmeni yarıştırırsak bana söylerseniz. Ya çok merak ettim. Onu en sonunda devam ettirelim arkadaşlar. Aklımı çok karıştırdı. Neyse. Slime'la slime'ı eliyoruz. Pigmen'i yeniliyor. Ya cadı ya köylü. Bunları unutmuyoruz arkadaşlar. Ya cadı ya köylü. Bunu unutmuyoruz. Neyse arkadaşlar devam edelim. Şimdi cadı. Cadı yumurtası. Pigmen'le bir köylü bizde dursun da. Bana cadı lazım. Cadı yani çok tanıdığımız bir karakter. Cadı köylülere şimşek çarpınca cadıya dönüşür arkadaşlar. Bunu bilmeniz lazım. Biliyorsunuzdur. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vuruşta saf altınla pigmenden daha güçlü. Saf altınla pigmenden daha güçlü. Yani cadı şu an rekor kırmaya gidiyor. Eğer cadı rekor kırırsa zaten karşılaştırmaya bile gerek yok. Cadı sihirli elmasta 3 vuruşta ölüyor. Sihirli elmas. Sihirli elmasta 3 vuruşta ölüyor. Bir köylüye göre hatta bir pigmene göre cadı süper ötesi bir şey. Yani bundan sonra cadıyı tutacağıma eminim. Sakın pigmenle dövüşün ama cadıyla dövüşmeyin. Bunu bilin yeter yani. O kadar güçlü bir karakter. 1, 2, 3, 4, 5. Bir sihirli altınla 5 vuruşta ölüyor. 5 vuruşta ölüyor. Arkadaşlar yani çok iyi bir performans sergiliyor ya cadı. Bir saf elmasla kaç vuruş görüyor? 3. 3 vuruşta. Saf elmasla da 3 vuruş görüyor. Saf elmasla da 3 vuruşta öldüğüne göre yani arkadaşlar ötesi gibi bir şey cadı.
Saf Elmas'la da 3 vuruş dövüyor. Yani Caden istatistikleri 5-3-5-3 gibi gidiyor. Bunu unutmayalım. Arkadaşlar pigmene bakılınca zaten daha yarıştırmaya gerek yok. Ama yine de aklınızda kalan soruyu da yanıtlayayım. Pigmen mi yoksa köylü mü diyeceksiniz. Hemen yarıştırıyorum. Bir köylü yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunları saf 2. 2 vuruşta sihirli. Elmas'ta 2 vuruşta. Sihirli elmas'ta 2 vuruşta. İki vuruş dönüyor sihirli elmasta. Peki bir pigmen sihirli elmasta kaç vuruş dönüyor? 1-2. O da 2 vuruşta. İkisi eşitler şu an. Pigmenle köylü eşit. Eşit 2-2 şu an. Peki pigmen saf sihirli altında kaç vuruş dönüyor? Hayır, saf elma sihirli sihirli altında kaç? Sihirsiz altında 2 3 4 4 vuruşta. Sihirsiz altında 4 vuruşta. Sihirsiz altında evet sihirsiz altında 4 vuruş dönüyor. Pigmen 4 vuruş dönüyor. Köylü sihirsiz altında kaç vuruş dönüyor? Köylü sihirsiz altında ise 1 2 3 3 arkadaşlar. Zaten galip direkt saf altın, sihirli altın da belli oldu. Köylü 3 performans sergilerken pigmen 4 sergiliyor. Yani arkadaşlar bana sorarsanız ilk önce cadı, sonra pigmen, sonra köylü. Bence sonra slime gelecek arkadaşlar. Eğer yanlış yaptığımı düşünüyorsanız yorumlar kısmından yazın arkadaşlar. Beğendiğiniz bir video olmuşsa da like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarz videoları için 3 like gelse yeter arkadaşlar. 3 like sonra devam var arkadaşlar. Tam gaz ileri. Görüşürüz. Ben sizi seviyorum. Siz de bana abone olun, like atın. Görüşmek üzere. Selimcan, görüşürüz.